Selamlar arkadaşlar. Matematik Vadisi problem fasikülünden tam TYT ayarı çok klas bir soruyu beraber yorumlamaya çalışalım. ABCD karesinin A köşesinde bulunan bir noktasal cisim karenin kenarları boyunca sabit hızla ilerleyerek bir tam tur atmıştır. Bu cismin hareketi boyunca C köşesine olan uzaklığının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiş. Buna göre grafikte verilenlere göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle şöyle bir ABCD karesi çizelim arkadaşlar. A, B, C, D. Aksi belirtilmedikçe bu noktaları ardışık almak zorundayız. Şimdi A köşesinde bulunan bir noktasal cisim bir tur atacak. C'ye uzaklığı. Bakın A'daki cismin C'ye sağdan da gitse, soldan da gitse uzaklığı eşit şekil bir kare olduğu için. Dolayısıyla nereden gittiğinin bir önemi yok. Bakın biz buradan gitti diyelim. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar şurada bir eğrisel bir grafik görüyoruz. Orası işte A ile B arası. Bakın A'dan B'ye kadar giderken şuralarda C'ye uzaklığı doğrusal olarak değişmiyor. Ama B'den C'ye doğru giderken artık doğrusal bir yol boyunca hareket ediyor ve burada C'ye uzaklığı doğrusal olarak değişiyor. Yani aslına bakarsanız şurada arkadaşlar tam 4T anında B'de. Bakın burada aradaki mesafe sıfırlanmış, C'ye uzaklığı sıfırlanmış. Yani burası C olacak. C'den D'ye kadar uzaklık gene doğrusal değişecek. D'den ne diyeceğiz artık? Gene A'ya mı döndü? Evet. Şunları da birbirine eşit kabul edelim. Çok da önemli değil soru için. Burada da A'ya varmış olacak. Yani 4T sürede arkadaşlar B'ye vardı. Dolayısıyla her tarafı 4T'de alır. Bakın burayı da 4T'de, burayı da 4T'de, burayı da 4T sürede aldı diyebiliriz hareketlimiz. Şimdi 4T anında arkadaşlar şuraya dikkat edelim grafiğe. 4T anında C'ye uzaklığı 16. Bakın 4T anında zaten bu B'de. C'ye uzaklığı 16 olduğuna göre ben artık şunu söyleyebilirim. Karenin bir kenar uzunluğu 16 birimdir diyebilirim. Bakın bir 4T daha geçti, C'ye vardı. Bir 4T daha geçti, D'ye vardı. Bir 4T daha geçti, A'ya vardı. Şimdi ben neyi arıyorum arkadaşlar? 15T için 15T anında C'ye uzaklığı olan A'yı arıyorum. Yani aslına bakarsanız biz D ve A arasındaki harekete odaklanacağız arkadaşlar. Dikkat ederseniz D anında 12T'deydi. 3T hareket etti, T'lik bir zamanı kaldı. Dolayısıyla bu 16 birimin 3 bölü 4'ünü aldı. Yani aslında D'den itibaren aldığı yola 12 diyebilirim. Şuraya bir daha çizeyim. D'den itibaren aldığı yol 12, kalan yol 4'tür diyebiliriz. Yolla hız doğru orantılıydı. Buranın da 16 olduğunu biliyorum. Bak tam bu anda arkadaşlar bunun C'ye uzaklığını arıyorum. Dolayısıyla 12, 16 Pisagor'dan C'ye uzaklık 20 birimdir diyebilirim. Yani A değeri 20'dir diyebiliriz.